Selam genç arkadaşım. YouTube Fizik'te Barış kanalına hoş geldin. Çok güzel bir sohbetle ve çok güzel bir konuyla birlikteyiz. Sınavlara hazırlanan bir öğrenci olarak etkili ders çalışmak senin için çok çok önemli. Etkili ders çalışamıyorsan acaba nasıl etkili çalışabilirim? Ya da etkili çalışan arkadaşlarım acaba neler yapıyor diye mutlaka aklının bir köşesinden geçiriyorsun. Etkili ders çalışmanın özellikleri nelermiş? Ya da etkisiz olan arkadaşlarım etkili hale geçmeleri için neler yapması gerektiğiyle ilgili bir sohbetteyiz. Kahven hazırsa Hadi başlayalım. Etkili çalışmada birçok basamak belki karşınıza gelebilir. Ancak benim açımdan düşündüğüm zaman en etkili, açıkçası yöntemlerin birinci sırasında içsel motivasyon. Bakın özellikle motivasyon diyoruz ama bunda üzerine parmak bastığım çok önemli bir noktadır. İçsel motivasyon. Birçok öğrenci arkadaşım belki koçlar yardımıyla destek alan arkadaşlarım var. İşte onun programını yapan başka öğretmenleri var. Ama tüm öğretmenlerinizin ya da şu anda sizin de bir tebiz bir çalışma yapıyoruz. İşte bu çalışmanın sonrasında kendinizi gaza getirip hemen ders çalışmaya başlayabilir. Ve güzel bir şekilde de başladığınızı göreceksiniz dedi. Ama dışarıdan motive edilmiş kişilerin bakın motivasyon süresi gerçekten de çok çok uzun değildir. Yani belki en fazla 2 gün dayanırsınız, 3 gün dayanırsınız, 5 gün dayanırsınız. Sonrasında yine maalesef düşündüğünüz etkinin olmadığını fark edeceksiniz. Bu yüzden etkili ders çalışan kişilerin en büyük özelliği gerçekten de içsel motivasyonlarının çok yüksek olması. Yani kendilerini inandırmaları bir şeyi yapabileceğine inanmaları ve bunun içinde neler yapmaları gerektiğini de farkındadırlar. Veya neler yapmam gerekiyor diye kendilerine sık sık soruyorlardır. Bu anlamda kesinlikle ve kesinlikle kendilerini çok çok iyi motive etmiş arkadaşlardır bunlar. Bu yüzden de dışarıdan arkadaşlarınızla, annenizle, babanızla, öğretmeninizle edineceğiniz bakın motivasyonlar çok çok sınırlıdır. Ben burada size şunu söylesem ki duyuyorsunuz da ediyorsunuz da AYT'de 14'te 14 yaptıracağım sana desem inanıyor musun? Bence inanma bana. Çünkü senin inanman önemli. Benim söylediğimde sen ne diyeceksin? Ben bunu 14'te 14 yapacağım. Benim dememle de olmuyor. Senin çalışmanla oluyor. Senin kendini inandırmanla oluyor. Sen şu anda fizikte 3 net yapan, 5 net yapan bir arkadaşım 14 tane yapacağım dediği zaman bu sadece şey gibi oluyor. Sizleri kandırmışlık gibi bir şey oluyor. Dolayısıyla sen de kendini kandırmış oluyorsun. Bu gazda 5 gün, 7 gün gidiyorsun. 7 gün sonra elveda. Dolayısıyla lütfen Öncelikle içsel motivasyonunuzu, sizi gaza getirebilecek olan şeyler. Yani hangi üniversiteye gitmek istiyorsun? Onun bir resmini koyarım karşıma. Beni motive edebilir. Ne bileyim onun bölümünü, hangi bölümü okumak istiyorsun? Fizik bölümünde, fizikle ilgili bir resim koyarım karşıma. Ne bileyim onunla ilgili bir yazı yazarım, bir şey yaparım. Benim karşımda dursun çalışırken beni motive etsin. Aklımın hep bir köşesinde olsun. Dolayısıyla lütfen öncelikle birinci sırada çok iyi yapmanız gereken şey kendi içsel motivasyonunuzu çok iyi hale getirmeniz. Dışarıdan motivasyonun ömrü maalesef çok kısa. İkincisi gerçekten de etkili çalışanların en büyük özelliği planlamaları ve düzenlerindeki beceri. Şimdi diyebilirsiniz hocam biz defalarda yapıyoruz, ders planı yapıyoruz. Düzenimiz var, belli bir şeyimiz var. Şimdi burada çok önemli bir şey var. Biraz duygusal yaklaşmamayı çok iyi öğrenmek zorundasın arkadaşım. Ne gibi? Ya matematiğinde eksiğim varsa ben matematikte eksiğim demelisin kendine. Kendinize lütfen yalan söylemeyin bu konuda da. Yani Türkçen kötüyse ağlayacak sızacak bir şeyin yok yani. Bunu ben nasıl toparlarım diye düşünmeye başlayacaksın. Ve şunun farkına varmak zorundasınız. Sınavdaki getiri yani puansal getiri mesela matematikten 40 soru, Türkçeden 40 soru geliyor. Fenden 20 soru geliyor. E şimdi senin Matematikten ve Türkçe'den alacağın puan kesinlikle fen ve sosyale göre çok daha yüksek. Önce buralardaki eksiklerinizi çok çok iyi get hale getireceksin ki birinci sırada bu planlamayı yapmak zorundasınız. Ya ben Türkçe'de hala 20 yapıyorum, ya 30 yapman lazım, 35 yapman lazım belki senin. O yüzden lütfen planlamalarınızdaki dağılımı ve düzeni buna göre belirlemek zorundasınız. Ha, benim Türkçe ve matematiğim çok iyi. Fende zayıfım. O zaman çalışma planlamanda ne yapacaksın? Bunlara zaman ayırma kısmını daha iyi bir şekilde matematiksel ve Türkçe yeteneğini kaybetmek sizin kesinlikle. Ancak özellikle belirtmek istiyorum. burada mesela atıyorum fizik, kimya, biyoloji, fen. Tamam ayrı bir branş. Aynı şekilde Beni işte ağırlıktan dinleyen arkadaşlar, tarih, coğrafya, felsefe, din bunların da hepsi ayrı bir yetenek farkındayım. Dolayısıyla sen şimdi fiziğe çalışma becerinle veya diyebilirsin ki hocam benim fiziğim daha kötü. O zaman fiziğe biraz daha zaman ayıracaksın. Ve hiçbir şey yukarıdan sana gelmiyor. Sen çalıştıkça sen ona gidiyorsun bunu unutma. Yani kafanızdan şunu lütfen çıkartmayın. E, durup dururken fizik netleriniz artmayacak. Sadece beni dinleyerek de artmayacak. O kalem elinde olmadığı sürece de artmayacak. O soruyu çözmediğin sürede artmayacak. Sadece dinleyici olarak katılmayın. Yani bu çok önemli. E, i̇şin içerisinde mutlaka bulunarak ve planlamalarınızı bakın özellikle söylüyorum. Ne yapacaklarını çok iyi biliyorlardır. Etkili çalışan, çalışkan arkadaşlarım ne yapacaklarını çok iyi biliyorlardır. Ama her gün plan yapıp, her hafta plan yapıp Ondan sonraki hafta ay olmadı bu hafta deyip yenisini yapıp böyle defalarca plan yapan çok öğrenci tanıdım. Gerçekten de. Lütfen birinci söylediğim şey kendiniz öncelikle bir motive edin. İki ve buradaki eksiklerinize karşı duygusal yaklaşmadan yani ağlamayacaksın, sızlamayacaksın. Onun yerine eksiğim benim bu kabulleneceksin ve bu kabullendiğinin üzerine gideceksin. Matematikte Sallıyorum. A konusunu beceremiyorum. A konusu düzelmeyecek. Sen üzerine gitmezsen. Bu kadar basit. Üçüncüsü. Gerçekten de bunu çok iyi gördüm. Sağlıklı yaşam. Şimdi diyebilirsiniz ki yani sağlıklı yaşam hep spor mu spor hakkınıza gelebilir ama değil sadece. Uyku. Birinci sıradaki bu. Bakın öğrendiğiniz şeyleri yerine yazabileceğiniz en doğru malzeme uyku. Uykunuza dikkat etmezseniz iyi çalışsanız da maalesef iyi sonuçlar alamayacaksınız. Yıllar önce bir öğrencimle böyle bir iddiaya girmiştim. Hatta bir yemek kazanmıştım. Hatırlıyordur kulakları çınlıyordur. 15 tatil girdiğinde ilk bir haftada kendisine kamp yapacağını iddia etti ve kampta 5000 soru çözeceğim dedi bir haftada. Ben dedim ki ona çözemezsin. Çözerim çözemezsin. Çözerim çözemezsin. Dedim çözemezsin. Dedi ki iddiaya girdik. Dedi, tamam dedik girdik. Sonuç yemeğine iddiaya girdik. Çözemedim. Geldi ağlıyor tabii yemeği kaybetti diye değil tabii 5000 taneyi çözemedi diye. 2000'lerde falan kaldı bir haftada. Ben biliyorum neden çünkü. Hadi bir gün becerdin diyelim ki hedefine yaklaştın. Günde 700 soru falan çözmen lazım. Hadi bir gün becerdin. E ikinci gün nasıl becerebileceksin? Üçüncü gün nasıl becerebileceğim? Bu iş her gün olmuyor işte arkadaşlar. Yani bu işte kesinlikle bir iyi uyumazsan, iyi dinlenmezsen yeni bilgilere maalesef yeriniz yok. Beynin de bir kapasitesi, günlük kapasitesi sınırlı. Bunun farkına varın lütfen. Ve özellikle de uykunuzu mümkünse güzel almaya çalışın. Yani 7 saatte olsa uyuyun. 8 saatse artık bu de 12 saat uyumayın tabii ki. O kadar çok fazla uykunun da zaten hem dünya anlamda da faydası yok. Hem de zamanınızı kaybetme anlamda. Yani doğru süreyi yakalamanız lazım kendinizi dinç hissedeceğiniz ve beyninizi özellikle gerekirse derslerde mesela sabah kalktın erken çalışan arkadaşlarım var. Aralarda uyuyun. Mesela okuldan çıktın. Mesela geldin çok çok yorgunsun. Yeni ders çalışman lazım. E bir yarım saat kestirin arkadaşlar. Şekerleme ya. Bunun ismi de zaten bu. Şeker. Şeker yer gibi böyle. Tatlı. Uyuyacaksın. Beynin biraz toparlanmış olacak. Günün yorgunluğunu atacaksın. Sonra emin ol daha da aktif hale geleceksin. Bunun dışında spor tabii ki olabilir. Bakın Bora diye bir arkadaşım da benim sohbetim vardı kanalda bulabilirsiniz arkadaşlar Türkiye derecesi yapan bir arkadaştan bahsediyoruz ve aynı zamanda tamam mezuna kaldıktan sonra hem spor yaptı hem sınavları da yani spor onun şeyidir resmen enerjisini attığı ne bileyim ya da bir şekildeki sınavın negatifliğini attığı noktaydı belki de onun için o yüzden siz de atabileceğiniz bir şey bulun lütfen. Ve bu gerçekten de bu fiziksel bir aktivite. Yürüyüş olabilir, ip atla, ne bileyim evde zıpla birazcık. Alt kattakileri tabii rahatsız etme. Ve e, bunlar bizim için tabii ki ilk üç madde çok önemli. Sıra geldi dördüncü madde. Aktif ve etkin katılım. Bakın aktif katılımdaki ana düşünce şu. Bakın 11. sınıftaki, 10. sınıftaki arkadaşlarınız da bak siz de bunu dinleyen belki üst düzeydeki öğrencilerim de düşünürsem Yaptığınız çok klasik bir hata vardır. Yazılı dönemmene ne zaman çalışır? Yazılı da çalışır. Son gece çalışmayın diye söylüyorum fiziğe. Son gece çalışıyorsunuz. Ondan sonra diyorsunuz ki ya hocam olmadı bu iş. E olmaz tabi. Sen dinledin bir şeyler öğrendiğini zannettin. Sınava gittin. Sonuç zannettiğin ne kaldı? Kalemi eline almadın ki. Son gece değil bu işler. Bu işi kesinlikle ve kesinlikle aktif olarak işin içine girmek zorundasın. 3 gün önce 5 gün önce 10 gün önce onları çözecektin sanki. son gece bir minik tekrar yap. Hatta onların genelde biliyorsunuz yazılı çalışmanın pdf'lerini de veriyorum. Çıktılarını alacaktın son gece bir çözecektin onları bak bakalım neler yapıyordun. Aynı şekilde burada video dinleyerek olmuyor arkadaşlar bu işler sadece. Bunu kabulleneceksin. Biz size bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. Ya ben soruyu çözerken sen de çözüyor musun? Ya da ben bitirdikten sonra bir yaz bakalım ki adam bunu nasıl çözmüş diye bir sor kendine. Ben bununla bak özellikle de her zaman şu cümleyi kurarım. Ben bu soruyla bir kez daha karşılaştığımda yapabilir miyim diye sorun kendinize. Test bittikten sonra. Şöyle bir test var. Kaç soru var? 8 soru. 8 sorudan belki bir tanesi sınavda karşına gelecek arkadaşım. Benzeri gelecek. Akrabası gelecek belki de. E sen onu yapabilecek misin peki? Yani testi çözdün sözde. O kadar soru çözen arkadaşlar niye netler hemen gelmiyor? Bakın lütfen akıllı çalışın. Yani burada aktifliğiniz, etkinliğiniz diyorum ben ona çok çok önemli. Ve öğrenme anlamında baktığın şekilde belki sadece ders kitaplarını okumakla, videoları seyretmekle olmuyor bu işler. Yani farklı şeylerde denemek zorundasınız arkadaşlar ve özellikle sizin aktif olmanız gerekiyor. O kalemi sen eline alacaksın. O soruyu sen çözmeye çalışacaksın. Çözümü olan soru ben mesela biliyorum kitaplarımda çözümü sorular var. Arkadaşlardan bazıları şey diyor. Çözülmüş zaten. Ya sen mi çözdün birader? Diye sorarlar adama. Değil mi? Çözmediysen o zaman sen de çözülmemişsin senin için. Gelelim beşinci ve son özelliğimize. Farklı öğrenme şekilleri. Bakın. Belki de etkili çalışanların en iyi özelliklerinden bir tanesi. Farklı öğrenme stratejileri. Şimdi matematiğe çalışmak başka bir şeydir. Fiziğe çalışmak başka bir stratejidir. Biyolojiye çalışmak başkadır. Türkçeye çalışmak başkadır. Herkesin farklı şekilleri, farklı biçimleri vardır. Kim arkadaşını anlatır iyi anlar. Kimi ne yapar çok iyi bir dinleyicidir. Kimi iyi bir gözlemcidir. Yakın farklı şeyleri lütfen denemekten kaçınmayın. Bazen deneme sınavları var mesela diyoruz değil mi? Deneme sınavlarında ismi üzerine deneme. Deneyeceksiniz bazı şeyler. Ve kesinlikle etkili çalışanların en büyük özelliği bakın farklı şeyleri kabullenirler bir de. Sen belki de kabullenmediğin için yani burada çok özür öğrenme şeklinde geri kafalılık yapmayacaksınız. Yeni öğrenme şeylerine hazırlıklı olmak zorundasınız. Telefona örnek veriyorum tableti versem şimdi dans ettirirsiniz birçok arkadaş. Ben senin kadar dans ettiremem belki onu. Her türlü özellikten haberiniz var. E, nasıl öğrendim bunu? Bu daha yeni bir teknoloji daha. 3 senelik mazisi var. belki de bir program indiriyorsun. Daha 3 aylık mazisi bile yok. Sen programı dans ettiriyorsun. Yani demek ki sen ilgi gösterdiğin şeylerde farklı şeyleri öğrenebiliyorsun. Değil mi? Onun için çaba harcamayı biliyorsun değil mi? O yüzden de lütfen sizler ders çalışma anlamında da aynı azmi gösterin. Yani ben bunu nasıl öğrenebilirim diye bir araştır değil mi? Belki sen gidiyorsun bir video seyrediyorsun. Aa bak bu böyle yapılıyormuş. Şu şöyle yapıyorum. Sen üstüne biraz daha koyuyorsun. Geliştiriyorsun kendini değil mi? O zaman Lütfen. Biz burada fizik anlatıyoruz örnek veriyorum. E, fizikle ilgili biz sana bir yol haritası çizmeye çalışıyoruz. Çok kenarlara köşelere kaçmanızı istemiyoruz. Güzel bir şekilde müfredat sınırlarında öğrenmenizi istiyoruz. E sen de bunları öğrenmen yeterli. Biraz da süslemeyi öğreneceksin. Okuduğunu anlamayı ne bileyim bunları geliştirmeyi öğreneceksin. Vay be bak öğrendiğim şeyi böyle uyguladım demen lazım. Ve lütfen bunları yapmaya çalışın gençler. Bütün bunlar etkili çalışanların özellikleri. He, sen de etkili çalışmak istediğinin farkındayım. Ama e, lütfen bir yerlerden başlayın ve özellikle en çok inandığım şeyi söylüyorum. İçsel motivasyon. Kendinizi çok çok iyi bir şekilde motive edecek bir neden bulun. Ders çalışmana neden olabilecek bir şey bulun arkadaşlar. Lütfen. Bu çok önemli. E, bunu bulduğun gün zaten diğer şeylerin Süs onlar. Yani uykunu ayarlamak kolaydır. Bak onlar planlamanı da güzel yaparsın. Vesaire farklı öğrenme yaklaşımlarını da kabul edersin. Aktif öğrenirsin. Ama ben not almıştım burada. Oraya da bakıyorum. Kopya çekiyorum yani. Öğretmen kopya çeker mi? Çeker mi? he? Ama ben bir numara benim favorimdir. İçsel motivasyon. İçsel motivasyon herkesi döver. O yüzden kendinizi motive ettiğiniz gün emin olun etkili de başarılı da çok da iyi hale gelecek bir çalışma düzeniniz olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Bu nedeni araştır ve bul. Videonun altına yorumlarda da bırakabilirsin. Bekliyorum ben de. Kendine iyi bak. Hoşçakal.